Peki, şimdi aslında bugün birazdan siyaset gündemine dair bir iki notu daha aktarırsın ama kabine var ve o kabine toplantısında da özellikle korona virüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlamalarda nasıl yol alınacağı bir kez daha başta kafe ve restoranlar olmak üzere esnafın gözü bu toplantıda olacak. Hızla bir beklentiyi aktar bize. O konuda bir gevşeme olacak mı? Bu hani il il vaka sayısı artık bir haftalık açıklanacak. O mu daha çok önümüzdeki dönemde gerçekten biz farklı şehirlerde bazı kafe restoranların açıldığını ama bir başka şehirde açılmadığına mı tanık olacağız? Buraya doğru mu gidiyor iş? Aynen öyle. Zaten bugün bir karar açıklamasını bekliyoruz ki normalde çarşamba günleri toplanan bilim kurulu toplantısı dün yapıldı, salı günü yapıldı ki bir görüş sunulsun kabineye ve ardından da kabine o görüş doğrultusunda bir takım kararlara imza atsın ve bilim kurulu sonrası yapılan açıklama önemliydi sana. Aynen senin de ifade ettiğin gibi sonrasında bilim kurulunun tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre yerinde karar dönemine geçiyoruz dendi. Zaten bir harita yayınlandı geçen gün biliyorsun il vaka sayıları. Bunu biraz daha detaylandıracağız dedi ilçe bazında da. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem kafe ve restoranların açılması hem de belki hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gibi konularda il bazında bir karar mekanizması göreceğiz. Muhtemelen de bunun kararını açıklayacak. Yoğun olan illerde vaka sayılarının gevşeme olmazken biraz daha rahat bölgelerde belki il bazında belki ilçe bazında sokağa çıkma kısıtlamalarının kalktığını, lokanta ve kafelerin açıldığını göreceğiz. Dolayısıyla bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı önemli. Ha bir de tabii eğitim meselesi de var. Eğitim için de zaten yerinde karar dönemine geçildi. Onu da vurgulamıştı. Yani Milli Eğitim Bakanı da 15 Şubat'tan itibaren okullar açılacak ama bir takım yerinde kararlar da alınacak demişti. Şimdi üniversitelerin açılması yolunda da bir beklenti var. Bilim kurulundan da hayır dedi bilim kurulu. Yani evet uygulama gerektiren derslerde yüz yüze eğitim olacak ama diğer dersler online yapılmaya devam edecek dedi. O da önemli bir noktaydı bilim kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada Sena.